yapıyorsanız bunun bedelini mutlaka ödersiniz. Ben bir takım şoförsüyleyken bir hata yaptım. Ve hocamızla, federasyon başkanımızla konuştuk. Kosova maçında olmama kararı aldık beraber bir şekilde. Anlatmak istediklerim şunlar. Hayatım boyunca hiç iyi futbolcu olmak için uğraşmadım. Bunun için çalışıyorum, mücadele ediyorum. Benim mesleğim veya başka bir şey. Ama ben iyi adam olmak, onurlu bir adam olmak istiyorum. Duyuyorum ki işte biz öyle haberler yapmadık, şöyle yapmadık, şunları çıkardık. Evet. O imzaları değiştirmiş başkasının imzasıyla o sayfaları doldurduklarını biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. O yapanların hangisini görürsem aynı tepki verir miyim bilmiyorum. Ama aynı sinirimi, aynı tepkiyi göstereceğim. Bugün buraya 2002'den beri sanırım Türk milli takımının her kademesinde hizmet etmiş. Olimpik milli takım dahil ülkesini severek sadece formaya aşık biri olarak parayı ve başka hiçbir şeyi düşünmeyerek gerektiğinde steroid, kortizon her türlü ilacı kullanarak izinli şekilde mücadele ederek sahaya çıkmış bir oyuncu olarak, fedakarlıklar yapmış bir oyuncu olarak konuşuyorum. Bugün söylemek istediğim şunlar, ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum, ülkemin insanlarını çok seviyorum. Her bu sıkıntılar olduğunda şunu ifade edeyim. İstiyorsanız kenaraya çekin, istiyorsanız kenaraya çekin. Gerçekten de kenaraya çıkmak çok istiyorum. Şundan dolayı çünkü zarar verdiğimi düşünüyorum. Bu huzursuzluklar, bu konuşmalar ve artık zamanı geldiğini düşünüyorum. Bugüne kadar çalıştığım herkese, arkadaşlarıma ve içeride konuştuğum birçok insana, ailelerime çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca dediğim gibi, hayatım boyunca ne yaptıysam bedelini ödemeye hazırım. Yine ödeyeceğim. Ve dediğim gibi gereğini yapıyorum. Ve milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. Her zaman yaptığım iş şerefimle ve onurumla. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlarımı bırakırım. Ama ne yaptıklarını, ne ettiklerini çok iyi biliyorum. Ve her zaman tepkime aynı olacak. Teşekkür ederim.